A9 ekranlarında bir Hayata Dair programıyla daha merhaba diyoruz. Ben Aylin Atmaca. Bugünkü konuğumuz çok değerli bir büyüğümüz. Sayın Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Sayın Yekta Güngör Özden Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Siz de ağırlıyorsunuz şu an. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben efendim öncelikle sizin mesleğe ilk başladığınız yıllara dönmek istiyorum. O yıllarla ilgili bir sorum olacak. Galiba ilk avukat olarak hukuk camiasına adım atmışsınız. Avukat olarak tabii başladık. Evet. Daha öncesini söylerseniz stajyer olarak başladık. Evet. Ben ilkokulda ilçemizde bir ortaokul olmadığı için 5. sınıfı ikinci kez okuyan bir insanım. İlkokuldan sonra gittiğim babamın memuriyeti dolayısıyla değil, aynı yerdeydi ama benim gene lise bulunmaması nedeniyle 4 ilde dolaşarak bitirdiğim Sivas Lisesi'nden önce bir Atatürkçülük ve komünizm tartışmasından dolayı öğretmenimizin birisinin iftara geçtiğim sınıfta beni son karne 2 dersten ikmale bırakması ve ikmal, o şimdiki adıyla bütünleme sınavında da birinden geçip birinden bırakması da gene bir lisede için ikinci yıl kaybım oldu. Bir üçüncüsü, gençlere örnek olsun da söyleyeyim. Türkiye Milli Talebe Federasyonu Dünya Gençlik Teşkilatı VEY'in üyesiydi. Türkiye'nin en büyük öğrenci kuruluşuydu. Ben onun basın komisyonu başkanıydım. Bir gün Fransa'ya gitmek görevi geldi bize. Ben o zaman İstanbul'u bile görmemiştim. Evet. Fransa'ya gideceğim diye sınav gününü bıraktım. Çocukluk işte. İstanbul'a geldim. Yeşilköy Havaalanı'nda dediler ki Fransa Dışişleri Bakanı Mösyö Şuman Ankara'ya geldi. Evet. Heyetin Fransa'ya gitmesine gerek kalmadı. Geri dönün dediler. Bir yılında öyle yandı. Evet. 3 yılımı böyle geçirdikten sonra evet. 1956'da diplomasını aldığım Hukuk Fakültesinden hemen staja başladım. 1957 yılında da avukat olarak mesleğimin ilk adımını attım. Evet. Evet. Avukatlık mesleği içerisinde Ankara Barosu Başkanlığı, Türk Hukukçular Birliği Başkanlığı. Onları şöyle söyleyeyim. Hukuk Kurumu Başkanlığı gibi galiba. Evet. Şöyle oldu meslek içerisindeki çalışmalarım. 1956-57 stajyerken Ankara Barosu Dergisi'nde görev aldım. Eski yayıncılığım. 46'da muhabir olarak başladım gazetecilikten dolayı deneyimlerim nedeniyle. Avukat olduktan sonra da 1965-66'da Ankara Barosu Genel Sekreter oldum. Genel sekreterlik hemen hemen her kurumda başkanlıktan daha ağır işlevi olan bir görevdir. Evet. Onu yaptım. Daha sonra 1972-74'te Ankara Barosu Başkanı oldum. Ankara Barosu Başkanlığım sırasında Yüksek Mahkeme Başkanları, Hakimler Kurulu üyeleri, noter ve avukatlarla, yargıçlarla birlikte Türk Hukukçular Birliği'ni kurduk. Kurucu Genel Başkan oldum. Daha sonra 1980'de Anayasa Mahkemesi'ne geçtim. 88'de başkan vekili, 91-95'te 2 kez başkan oldum. Ondan sonra ayrıldım. Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkanı'na geldim 98-2000. Evet. 2000-2002 o zaman da Türk Hukuk Kurumu Başkanı oldum. Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkanlığım sırasında Atatürk Düşünce Vakfı Başkanlığı'nda yaptım. Maşallah. Böylelikle işte emeklilik yaşamım 1998'in ilk günü başladı. 1 Ocak 1998 saat 17'de Anayasa Mahkemesi'nden anayasal yaş sınırı nedeniyle emekli oldum. Anayasada yalnızca yargıçların yaş sınırı belli edilmiştir. 65. Evet. 2547 nolu Yükseköğrenim Yasası'nda da üniversite öğretim üyelerinin yaş sınırı 60 yıl olarak saptanmıştır. Onun dışında polislerin ve subayların yaş sınırlarıyla memurların da kendi yasalarını öngörmüştür. Yani anayasada yaş sınırı belli edilen tek meslek yargı mesleğidir, yargıçlardır. O bakımdan 65 yaşını doldurunca 88'de ayrıldım. Şimdi hem Ufuk Üniversitesi'nde anayasa yargısı dersi veriyorum. Hem Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği Başkan Vekiliyim. Hem Ankara Üniversitesi Gelişme Vakfı'nın kurucusuyum. Hem de yeni Ankara Üniversitesi Vakfı'nın kurucularından biriyim. Böylece çalışıyorum. Çok aktifsiniz. Evet. Evet, maşallah. Acil Yardım Trafik Vakfı'nın da üyesiyim. Evet. 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 Çok güzel. Yani topluma verdim kendimi. Bunların evet. Hiçbirisi söyleyeyim burada. Belki siz soracaksınız da sormadan da söyleyeyim büyük iştenlikte. Hiçbirisinden bir para aldığım yok. Evet. Örneğin Sözcü gazetesinde haftada 3 gün yazı yazıyorum. Evet. Bir gün İzmir'deki Türkiye'nin 2. en büyük ekonomi gazetesi Gözlem'de yazıyorum. Bir kuruş da para almıyorum. Ve geçen de bir yerde söyledim. Yazı yazdığım gazetelerden Sözcü'nün sahibini falan da tanımıyorum. İstanbul'daki 2-3 görevlisinin birer kere görüştüm. Hiçbir beklentimiz yok. Ben de vicdana yastık yapıp yatmaktan yana olan bir yurttaşım. Tekrar bir şeyden önce bulduk. Tabii. Siz avukat olarak mesleğe başladınız. Avukat olarak. Kürsünün her iki yanında da görmüş olduk. Tabii. 1957-1980 döneminde kaç olur? 23 yıl mı olur? 57-60 yıl. 23 yıl avukatlık yapmış oldum. Evet. Ondan sonra 20 yıla yakın yargıçlık yapmış oldum. Bu sizin için bir avantaj olmuştur herhalde. Kürsünün her iki tarafını da biliyor musunuz? Tanımak oldu tabii. Ben, şimdi büyük babam benim yargıçtı. Evet. Osmanlı döneminin kadısı, Cumhuriyet döneminin 2 yıllık yargıcı. Tabii ailede bir yatkınlık var. Annemin bir kuzeni yargıçlıktan avukatlığa döndü. Kayınpederim bir Ağır Ceza Mahkemesi emekli üyesiydi. Aile içindeki hukuk havasını yeterince sorulun. Örneğin size bir şey daha vereyim. Böyle röportaj yap. Belki bilmezsiniz, belki sormazsanız. Benim ailemde edebiyatçılar da ağırlıktadır. Benim kökenim Karacaoğlan'dan gelir. Aile olarak. Evet. O soydanız biz. Evet. Enişte Mahmut Nedim Güntel, halamın eşi, aynı zamanda babamın, halamın da kuzeni, kardeş olarak evlenmişler. İsmail Bahat Sörelsan'ın bestelerinin %80'inin güftesini yazan insan. Örneğin bir tane söyleyeyim. Dün gece Mehtap'a çıkıp hep seni andım. Öyle bir an geldik, Mehtap seni sanırım eniştemin güftesidir. Evet. 5-6 kitabı olan bir insandır. O bana eniştemden dolayı daha ilkokul 5. sınıftayken edebiyata bir yakınlık oldu. Evet. Ve övmek için söylemiyorum, bilgi vermek için. Şimdi 2-3 yayın evinin isteğiyle 3 şiir antolojisi çıkardım, bir kitap yayın evlerine yaptım. Kendimin de 11'den fazla şiir kitabım oldu. Yani hukukla uğraşırken bunları yaptım ama benim çok yakın arkadaşlarım, bay ve bayan, isimlerini vermeyeceğim, Türkiye'nin en tanınmış şairleri oldular. Onlar o alana ağırlık verirler. Ben ekmek teknesi dediğimiz tekneyle yaşam havuzunda boğulmamak için mesleğime ağırlık verdim. Mesleğime ağırlık verince edebiyat benim için bir hobi olarak kaldı. Evet. Bir meslek olarak kalmadı. Ona da üzülüyorum tabii ama başka çaresi yok. Olsun da olmasın. Tabii. Ben bugün yani her gece bir şiir okumadan, her ay 1-2 şiir kitabı bitirmeden rahat etmem. O ayrı bir şey. Evet. Evet. Ruhunuzda demek ki böyle bir estetiğe, sanata bir yatkınlık var, yakınlık var ama başarısı, becerisi onlar ayrı şeyler tabii. Ortaya kitaplarınızla zaten onu ortaya koymuşsunuz. İşte evet. O. Tevazı yapmanız öyle bir TRT'nin repertuarında benim 12 tane güftesi benim olan şarkı var. 2 tane marş var. Bir de Betin Güneş'in bestelediği, 2000'li yıllarda beni Almanya'daki dünya püremine çağırdıkları Atatürk Senfonisi'nin güftesi de benim. Çok güzel. Evet. Yani boş durmuyoruz. Anlaşılıyor maşallah. Ben başka bir sorum olacak. Türkiye, Orta Doğu ve Arap ülkelerine kıyasladığımız zaman hem İslam'ı daha farklı uygulayan, bu da tabii Atatürk'ün getirmiş olduğu laiklik ve yobazlığa karşı verilen mücadele sayesinde bizi Orta Doğu ve İslam ülkelerinden farklı kılan bir yönümüz. Dolayısıyla Atatürk'ün yobazlığa karşı verdiği mücadele ve bu çabalarıyla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Osmanlı İmparatorluğu 623 yıl sürmüş bir ağır, büyük bir dönemi kapsıyor. Evet. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanın koşullarında şeriat düzenli yönettiği günlerde bile örneğin Galata Köprüsü'nden geçerken Padişah II. Mahmud'un atının üzengisine asılıp şeriat istiyoruz gericiler. Daha sonra 31 Mart olayını biliyorsunuz. Atatürk'ün kurmay başkanı olduğu harekat ordusunun Selanik'ten gelip Mahmut Nedim Paşa komutasında İstanbul'a el koyması, kıyımları önlemesi. Bütün bu olayı gösteriyor ki biz din konusunda yeterli bir anlayışa sahip değiliz. Atatürk'ün Müslümanlık hakkında söyledikleri güzel sözleri, annesinin mezarı başında Allah'ın adına konuşması, 7 Şubat 1923'te Balıkesir, eski adı Zagnos, yeni adı Paşa Camii hutbesi, bunlar dikkate alındığında bugüne kadar Türkiye'de din adamı, din bilimi insanı olarak adı geçenlerin söyleyip yazdıklarından çok daha anlamlı ve güzel, özdeyiş biçimde olduklarını görürsünüz. Şimdi böyle bir insana dindar değildir demenin bir anlamı yok. Benim dinim en son din olduğu için en yeni dindir, en çağdaş dindir Atatürk. Benim ulusum dindar olmalı diyen insan da yine Atatürk. Peki ne yapmış? Bir şey yok. O kadar çirkin yalanlar uyduruyorlar ki insan onları burada ben izleyiciler bile düşüncelerinde bir tiksinti çizgisi olmasın diye söylemiyorum. Ben insanımdan utanıyorum Atatürk hakkında uydurdukları dinle ilgili çalışmandan dolayı, yalanlar için. Şimdi laikliği Jacobenlik gibi alıp Fransa'daki karşılaşma anlamı yok. Fransa'nın laikliği başka, bizim başka. Bakınız Aylin Hanım, değil mi adınız? Evet. Aylin Hanım, Fransa değil Avrupa 300 yıl bekledi. 300 milyon ölü vererek laikliğe kavuştu. Onun için laikliğin kıymetini biliyorlar. 300 milyon ölü az değil. Türkiye'de ise biz Atatürk ve arkadaşlarının bir sunumu, bir ikramı, bir bağışı olarak, hediyesi olarak bunu aldık. Onun için kıymetini bilmiyoruz. Laiklik dediğin şey başta düşünce ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Bakın size bir örnek daha vereyim. Bizim medeni yasamız, bundan önceki yasa 1926'da kabul edildi. Evet. O yasa 2000 yıllarına kadar yürürlükte kaldı. Ondan sonra değiştirdiler. Bugünkü o yasayı kopyalayarak yazılmış medeni yasa şimdi yürürlükte. Ama ilk medeni yasamızı yapan Mahmut Esat Bozkurt Türk Devrim Tarihi Profesörüydü. Adalet Bakanıydı. Medeni yasanın gerekçesi onun kaleminden çıkmıştır. Onun sonları 3. paragrafında der ki, bu yasayı hazırladığımızı duyan ekalliyetler, yani azınlıklar dilekçeyle bakanlığımıza başvurup Lozan'daki haklarından vazgeçtiler der. Laiklik sayesinde eşitlik getirildiği için, kadın erkek eşitliği getirildiği için, aile yaşamı çağdaş kılındığı için. Çünkü Lozan Barış Antlaşması'nın azınlıklar yönünden uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve saptamak üzere gözlemci kurullar, eski adıyla müşahit kurulları düzenlenmişti. Onları artık kurmaktan vazgeçti yabancılar. Tıpkı 1839 Tanzimat, 1856 Islah Fermanı'nda olduğu gibi Türkiye'deki uygulamaları izleyecek kurullar gelecekti. Onu bile yapmadılar. İşte laiklik sayesinde. Neden? Laiklik ulusal birliğin harcı oldu. Şimdi bize bugün uydurup duruyorlar. Ben açıkça yanınıza söyleyeyim. Kürt kökenliler, Kürtçülerin tarihleri diyor ki bize eşit, neyin eşit değilsiniz? Cumhurbaşkanı oldunuz, evet. Meclis başkanı oldunuz, isim vermiyorum, başbakan oldunuz, bakanlar oldunuz. Halen grup kurdunuz, meclistesiniz. Ben giremiyorum, siz meclistesiniz. Niye esirgede sizden? Milletvekili olarak meclise girme hakkı bulunan bir toplumun, bir kökenin, bir yurttaşın niye öbürlerinden farklı olur ki bu imkanı kazanmış olabilsinler? Anlatabiliyor muyum? İşte bütün bunların, yani dinlerin, inançların kötüye kullanılmaması, dinlerin ve inançların yurttaşlar arasındaki eşitliği bozmaması, anlatabiliyor muyum? Genel yaşamın mutluluk içinde geçmesi bakımından laikliğin çok büyük önemi vardır. O bakımdan ben diyorum laiklik demokrasinin de temelidir, dayanağıdır, kaynağıdır. Herhalde efendim Atatürk'ün yobazlığa karşı verdiği mücadele, tabii, yine yobaz kafalar, tabii, dine karşı bir mücadele olarak. Tabii. Tabii tabii, bu evet, sizin yani formüle ettiğiniz, özetle şey çok doğru. Atatürk, demin de söylemeye çalıştım, inanç ve din sömürüsünü önlediği için, evet, bu sömürüyü sürdürmek isteyenler tarafından lanetlendi ama halkımızda yeterli bilgiyi taşımadığından, evet, ona yeterli olanaklar iletilmediğinden Atatürk din düşmanı koyuyor. Nereden efendim, nereden çıkmış? Evet. Meclisi açarken bile Cuma namazından geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Bunlar şey değildi, o tertemiz inanç sahibi adamdı. Tabii. Nerede onun kadar ahlaklı, onun kadar inançlı, onun kadar görev namusu taşıyan insanlar Türkiye'de olsa biz bugünlere gelir miydik böyle? İşte Suriye, Atatürk olsaydı Suriye böyle olur muydu? İşte İran, işte Irak, işte Afganistan, işte Pakistan. Hangisinde Türkiye'deki kadar demokrasi var? Hangisinde Türkiye'de kadar bir hukuksal düzen var? Benim beğenmediğim, kınamadığım şu hukuk düzeni bile, evet, onların hepsininkinden daha iyi. Evet, tabii. Tartışmasız çok doğru. İnsan üzülüyor konuşurken. Evet. Evet. Atatürk'ün modern Türkiye'ye kattığı, işte çok sayıdık önemli unsurlardan birisi de demokrasi ruhudur. Tabii. Siz az önce zaten biraz değindiniz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Aylin Hanım, demokrasi amaçlara kurulmuştur. Evet. Şimdi bakın, çok kolay yalan söylemek. Her şeyin yalan söylenebilir. Ama her şeyin doğrusu yapılamaz. Evet. Şimdi Atatürk ne dedi? Benim manevi mirasım hiçbir şeydir, akıl ve bilimdir dedi. Şimdi 623 yıllık her cuma selamlığında padişahımız çok yaşa diye alışmış, kemikleşmiş değil, çelikleşmiş bir yapının, siyasal yapının birdenbire cumhuriyete dönüştüğünü düşünün. Evet. Bunu kaldırmak, bunu benimsemek, bunu yaşatmak kolay değil. Evet. Peki Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiğinden sonra 1923'ün 29 Ekim biliyorsunuz, 3 Mart 1924 yasaları çıktı. 429 Şeria ve Efkaf Vekaleti Erkenli Harbiye Muayyasetinin kaldırılması yasası. laikliği getiren, yaşama geçiren yasadır. 2. 430 öğrenim milli yasası bugün bozulmuştur. 3. Hilafetin kaldırılması yasası. Biliyorsunuz bunlardan sonra da daha önce de ne oldu? 1 Kasım 1922'de de bunlardan önce 308 no'lu meclis kararıyla saltanat kaldırıldı. Şimdi hilafetin kaldırılmasından sonra aradan bakın 3 Mart 1924, 1,5 ay geçti. 20 Nisan 1924 ilk Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Peki savaştan çıkmışsınız. Lozan Barış Antlaşması yapmışsınız. Ama devletlerin, bugün de söylüyorum ben size, belgelerde var. 1453'te Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra bütün yabancıların aklı fikri İstanbul'u geri almakta. Bakın geçen aylarda Yunanlar dediler ki bizim amacımız seçimlerinde, konuşmalarda İstanbul'u almaktır. Hangi NATO'da ortağız, komşuyuz? Evet. Hani Venezuela'sı 1934'ün 12 Ocağı'nda Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti. Evet. Kim bitmiyor. Evet. Aynı bunun gibi biz Cumhuriyeti kurduktan sonra da yapılan iş tekrar saltanatı geri getirmektir. Bugün Türkiye'mizde kimi bay ve bayanların, yani hilafet özentileri, saltanat özentileri, isimlemeden söylüyorum, gösteriyor ki bu hırs bir türlü bitmemiş. Çünkü bu iyi yetişmemişliğin sonucudur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Benimsememiş kurumları ve kuralları, kendi duygusallıklarına esir olan insanların hatalı davranışlarıdır. Şimdi bunlar getirildi. Peki bu ortamda siz anayasayı yeni yapıyorsunuz. Yepyeni bir anayasa. Evet. Ama bakın gene Cumhuriyeti ilanı var. Anayasada ne diyor? Vazife-i teşriye, yasama görevi. Vazife-i icraiye, 24 Anayasası, ilk Türkiye Cumhuriyeti Anayasası söylüyorum. Vazife-i icraiye, yürütme görevi, kuvve-i kaza diyor. Yargı gücü diyor bakın. Bağımsız mahkemeler diyor. Yasalar anayasaya aykırı olmaz diyor. Ama Anayasa Mahkemesi yok. Anayasa Mahkemesi başka ülkede ne zaman vardı ki Türkiye'de yok diye şikayet ediyorsunuz? Geldi de ne yapıyorsunuz? Nasıl karşıladınız? Ama yasaların anayasa uygunu denetimi, Mustafa Kemal'in kendi büyük insanlık gücünün, devlet kuruculuğunun yurttaşlarımız tarafından güvence sayılması, anayasada kimi eksiklerin olmasını sakıncalı göstermedi. Örneğin Ziya Gökalp 1922'de Küçük Mecmua'da yazdığı bir başyazıda, Türkiye'de de Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bir yasaların anayasa uygunluğu denetleyen bir yüksek mahkeme kurulmalıdır diyordu. Atatürk bunu biliyordu. Ama devlet yeni kurmuşsunuz, devrimleri yaşatacaksınız. Her şeyin o günkü hukuku uygun olması beklenemez ki. Bu devrim tabii bu. İnkılap yapıyorsunuz siz. Yepyeni bir devlet kuruyorsunuz. Ondan sonra efendim neymiş? Laiklik sandıktan çıksaymış. Kolay mıydı? O ortamda siz neyi götürecektiniz? Benim hala içtenlikli inancım, eğer savaştan acılarla çıkmasaydık, yoksulluklar içinde kalmasaydık, Atatürk'ün büyüklüğünü de bu kadar kabul etmezdi milletimiz o zaman. O da Cumhuriyet'e razı olmazdı, devrimlere de olmazdı. O hale geldi ki gücü kalmadı ses çıkaracak ve oldu. Şimdi tutturmuşlar efendim devrimler seçimde gelmedi, tepeden indirildi. Devrim dedin zaten öyle olur. Başka türlü olmaz ki. Onun için bu Atatürk 1924 Anayasası'yla da demokrasi amaçladı. Bizim özlediğimiz toplumsal yaşam tabii ki din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin herkesin değil mi? Toplumsal barış içerisinde. İşte onu söyledim demin Aylin Hanım. Dedim ki şimdi Kürt kökenli vatandaşım bana eşitlik diyor. Neyin kardeşim? Atatürk'ün ne güzel sözü var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk ulusu denir. Var mı burada bir inanç ayrımı? Var mı burada köken, ırk ayrımı? Hiçbir şey yok. Evet. Sen Hakkari'de yaşıyorsan Türksün, ben de burada Türk'üm. Evet. Sen ne kadar Türksen ben o kadar Türk'üm. Evet. Sen ne kadar Kürtsen ben o kadar Kürt'üm. Bu kadar. Evet. Yani bunun öyle bir ayrımcılık olsaydı nasıl milletvekili olurdunuz? Evet. Nasıl profesör olurdunuz? Üniversitelerimizin çoğunda Kürt kökenli profesör de var. Ve bangır bangır da bağırıyorlar, tanınıyorlar da bunlar. Evet. Niye onları atmıyorlar? Niye siz Kürtsünüz, Türk değilsiniz diye kötü bir işleme bağlı tutmuyorlar? Nasıl yalan söylüyorlar? Subayların içinde var. Evet. Yap. Onun için bunlar, açık söylüyorum, hiç milleti oyalamasınlar. Aylin Hanım, yaptıkları şey, bunlar hep o yolun taşlarını döşemeye çalışıyorlar. Ayrı bir Kürt devleti kurmaktır ya da Güneydoğu'da yabancıların desteğiyle kurulacak Kürt devletinin parçası olarak Türkiye'den toprak koparmaktır. Bunu anlamak için bana göre aptal olmak gerekir. Gerçi az önce size değindiniz ama benim sorularım arasında vardı. Yüreklilikle ilgili. Yani Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Musevi olsun, ateist olsun, herkesin birinci sınıf vatandaş olmasına zaten altına alan. Aylin Hanımcığım, vatandaşlıkta derece olmaz. Evet. Herkes birinci sınıf vatandaştır. İkinci sınıf yok bunun. Birinci sınıf dediğiniz zaman başka türlü ama oluyor. Örneğin ben geçen yıllarında benim de otobüse binmiştim. Adam bana yok dedi, o şöyle otur falan mesela. Bir vergi dairesine gitmiştim. Baro başkanı olduğum zaman vergi dairesinde memur beni azarladı. Haksız yere. İşin çok falan bilen küstahça böyle terbiyesizce. Müdür müdahale etti benim lehime memuruna. Şimdi ben böyle davranışla karşı karşıyım, devlete mi küseceğim? İkinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaş olduğumu mu söyleyeceğim? Her yerde her zaman sakıncalı davranışta bulunan, yanlış yaptığını doğru zannedip uygulayan insanlar vardır. Bilse yaptığını yanlış olduğunu zaten yapmaz. Evet. O zaman bu doğal bulacağız bunu. Hastalık gibi bir şeydir bu. Evet. Ne zaman geleceği belli olmaz. Birisinin setlerine gelirsiniz, işte toplumda işlenen suçları görüyorsunuz. Dün biliyor muyduk bugün bu kadar cinayet olacağını, bu kadar kadının dövüleceğini, bu kadar insana sövüleceğini? Bilmiyorduk. Onun için bunu vatandaşlar arası ayrılmamışa dayatmanın anlamı yok. Evet. Küçüklerden önce olsaydı azınlık sayılan, biliyorsunuz Lozan Barış Antlaşması ile yalnız Müslüman olmayan insanlar azınlık sayılır. Evet. Kürtler azınlık değil bize. Evet. O zaman Türkiye'de azınlık sayılan vatandaşların şikayeti olurdu. Niye onların şikayeti yok da Kürt kökenleri ayağa kalkıyorlar? Yapmasınlar. Fakat işte sizin de söylediğiniz gibi bir ara Alevi-Sünni çatışması yapmaya çalıştılar. Tabii hep bunlar Türkiye'nin bütünlüğünü bölmek için. Evet. Ve Türkiye'yi kıskanıyorlar bir. Tabii bakın demin söyledim 53-54 ülke var Müslüman çoğunluklu. Evet. Müslüman devleti demiyorum. Evet. Çoğunluklu ama onlar devlet diyenler var, ben onu demiyorum. Evet. Bunların içerisinde Türkiye'de kadar demokrat olan ülke yok. Evet. Türkiye'de kadar Batı'yı benimsemiş ülke yok. Biz Batı'yı benimserken onun biçimsel yapısını değil, evet, ruhunu, anlayışını, düşüncesini benimsemek istiyoruz. Evet, yoksa Batı'da da Engizisyon döneminde dinsel savaşlar, 40 yıl savaşlarını falan düşünün. Evet. Türkiye'den çok daha beter oluyor. 7. Haçlı Seferi hazırlanıyorlardı. Evet. Onlar da böyle. Ama biz hepsinin üstesinden gelip halkımızın her bireyini mutlu edecek, güven içinde yaşaracak bir demokratik ortamı yaratmak istiyoruz. Ben 1960 olayını devrim de nitelerim çünkü çok iyi bir başlangıç yaptılar ama yürümedi. 1980 olayında da ben mertçe söylüyorum. Ben bir gün Evren Paşa beni kutlamaya geldiğinde başkan olduğum zaman konuşmuş, tartışmıştık. Daha önce Haydar Saltık Paşa'ya söylemiştim Bolu'da. Yanımda bir anayasa üyesi emekli hakim albay vardı. Dedim ki ben 12 Eylül'den yana değilim. Bakın açık söylüyorum. Ya dediler. Karşı da değilim dedim. Peki nesiniz? Ben 13 Eylül'e karşıyım dedim. Hani bir söz vardır. Güzel başladık aşka, güzel bitmedi başka. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle oldu. 12 Eylül'ün yapılışında iyi niyet vardı ama götüremediler. Tabii. Hep Türkiye geri gitti. Peki bu bağlamda efendim Atatürk'ün Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum diye bir sözü var. Evet, 36'da söyledi. Evet. Tabii bu da işte bir özlemdir. Evet. Bakın nasıl Avrupa'da Avrupa Birliği'ni kurdular. Evet. Sakıncası var mı? Atatürk'ün Balkan Paktı'nı bir düşünün. Evet. Daha sonra Orta Doğu'daki pakt hazırlıklarının, evet, onları düşünün. Onun da amacı yani Türk ırkından gelen insanların çoğunluğu olduğu devletlerin dayanışması. O demek istemiyor ki içimizdeki başka ırktan olanları başka ırktan olan mahvedelim, ezelim. Tabii demiyor. Bu dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesidir. Evet. Bakın size bir şey daha söyleyeyim ben. Hep yalan, şimdi sıfır sorun diyorlar değil mi? Evet. Sıfır sorun aslında nedir biliyor musunuz Aylin Hanım? Sıfır sorun İsmet İnönü'nün ben geçen gün yazdım. Lozan'dan dönüşte söylediği, biz bu anlaşmadan sonra ülkemizdeki çevremizdeki ülkelerle diğer ülkeler arasında sorunsuz bir yaşam sürdürmek istiyoruz. İşte oradan geliyor. Sorunsuz. Bu sıfır sorunu oradan almışlar. Evet. Bunu ilk telaffuz eden, eski dille söyleyeyim, söyleyen İsmet İnönü. Evet. Lozan baş delegemiz olarak. Evet. Ki Atatürk onun gelişinden sonra ona bir çok güzel bir mektupla başbakanlık önerdi. O mektubu da ben yakında yayınlayacağım. Evet. Ülkenin çağdaşlığının, modernliğinin, ilericiliğinin göstergesi o gün kadınlarıdır diye düşünüyoruz. Demin söylemeye çalıştım. Evet. Sözünüzü kesmiş gibi ben algılamayın. Tamam, ben içtenlikli bir doğaçlama konum. Hazırlığımız yok. Hayır, ben sizden soracağını bilmiyordum. Evet. Siz ben bilmiyorsunuz. Şimdi demin dedi bilim ve akıl. Atatürk'ün çağdaşlığın kulesini, çağdaşın anıtını bilimin ve akılın üzerine diktiğini söyleyelim. Bunun en büyük ışığı da vicdandı. Bakın ne var vicdanda? Hem adalet var hem inanç özgürlüğü var. Değil mi? Tabii bunun içinde Atatürk'ün Latife Hanım'la evlenmesi de çok anlamlıdır. Annesini itirazına rağmen. Zübeyde Hanım'a. Niye? Batı'da eğitim görmüş bir hanımın Türk yaşamını alarak başka hanımların örnek edilmesi, bu mutlu birliğinin böyle ülke çapında değil, dünya çapında sergilenmesiyle ileri adımlara atılması. Evet. Anaların ayağının altındadır diye Hazreti Muhammed'e bağlanan o güzel sözü, evet, Atatürk'ün de Türk anaları için söylediği güzel sözlerle, evet, bizim bir nakış gibi işlememiz lazım. Açın bakalım. Kim Atatürk'ten daha güzel anneler için söz söylemiş? Yani çok doğru söylüyorsunuz. Kadınlar bana göre Türkiye aydınlanmasının kaynağıdır. Ben bir şey daha size açıklayayım. Belki duymamışsınızdır. Türk Kadınlar Birliği'nin ilk erkek üyesiyim. Bilmiyorum. Bakın, evet, yeni söylüyorum. Evet. Bir zamanlar Günseli Özkaya hanımefendinin başkanlık yaptığı dönemde avukatlığını yapıyordum o derneğin. O çalışmalarımdan ve kadınların haklarını savunmamdan dolayı Türk Kadınlar Birliği'nin ilk üyesi oldum. Danıştay'da ilk kez kadınların avukat olmasını savunan bir avukattım. 2'ye karşı 3 öyle yitirdik ama bakın şimdi kadına kaymakamlar var. Demek ki ben o zamandan haklıymışım. Yani 60'lı yıllarda. Ne kadar geç kalmışız tabii. Danıştay'ın kararıyla 2'ye biz kadınların avukat olmasını savunduk. Danıştay'a kadar gittik. 2'ye karşı 3 öyle yitirdik. Ama şimdi kadın kaymakamlar var. Kadın valide zaten oluyordu. Evet. Yani bu kadınlara ilişkin Atatürk'ün açılımı çok doğru. Ben bir ortaokulda öğretmenlik yaptım 10 yıl. Övünerek söylüyorum. Haftada 24 saat dersim vardı. 3 son sınıf, 3 ikinci sınıf, 3 birinci sınıf yazı, Türkçe, yurttaşlık bilgisi derslerim. Aralarında anayasa profesörün emekli öğrencilerim var. Maşallah. Tabii. Bir sürü vali, kaymakam, demin söyledim amiral. Hatta şu bugünkü milletvekilinde iktidar içinde ortaokulda okuduğum öğrencilerim var. Bakın söylüyorum ama o zaman bile biz muhtelit olsun diye uğraştık okulları. Çabaladık ve sabahleyin kızlar gelirdi öğleye kadar, öğleden sonra erkekler gelirdi. 5 yıllık çabanın sonunda birleştirdik bunları. Evet. Çünkü insanlar birbirinin kardeşi olduğunu, evet, karşısındakinin cinsiyetten önce insan olduğunu gözetmezse o toplumda çatışmalar aile içinde de sürer gider. Kadınlara bugün tacizlerin, saldırıların, öldürme olaylarının, yaralamaların nedeni nedir? Kadın erkeğin ayrı ayrı değerler olduğunu düşünmektir. Halbuki ikisi aynı değerdir. Ben övünmeyi ve öğütlerini sevmem. Evet. Örnek olmayı yeğlerim, başarabilirsem. Ne derim bakın. Zihinsel Engeller Vakfı'nın kurucularından biriyim. Acil Yardım Trafik Vakfı'nın üyesiyim. Üniversitemiz var işte, Ufuk Üniversitesi. Evet. Ankara Üniversitesi Gelişme Vakfı'nın kurucusuyum. Ankara Üniversitesi Vakfı'nın yeni kurulu, onun kurucularından biriyim. Niye çalışıyorum kardeşim? Türk Hukuk Kurumu'nda bugün toplantımız var 5'te, bilim kurulu. Oraya gidiyorum. Niye gidiyorum? Kendimden sorumluluk hissediyorum. Çünkü ben bana düşenleri, bana düştüğünü saydıklarımı yerine getirirsem içim rahat eder. Başkaları da böyle yaparsa bana bakıp Türkiye daha önce güçlenir, daha önce aydınlanır, daha önce ileri gider diye düşünüyorum. Onun için derneklere büyük görev düşüyor. Ben Atatürk Düşünce Genel Başkanlığı'nı Anayasa Başkanlığı'ndan emekli olduktan sonra aldım. Niye aldım? Bir yerden bir yere gelip sırf böyle sizin dediğiniz doğrultuda insanlarımızı aydınlatalım, bilgilendirelim, onları kaynaştıralım. Türkiye'mizin toplumsal yapısı daha sağlam olsun diye yaptık. Öyle amacımız o bizim. İşte toplumda yanlış bir algı var tabii. Siz de bunu zaten konuşmasının başında ifade ettiniz. Atatürkçü olmak, Kemalist olmak, din düşmanı olmakmış gibi algıladık. Biz bunun zaten canlı göstergesiyiz, siz de aynı şekilde. Atatürkçü olmak, Cumhuriyetçi olmak, evet, Kemalist olmak bana göre Türkiye'de en çağdaş yurttaş olmak demektir. Evet. Demin söyledim, kaç ülkenin Atatürk'ü var? Evet. Kaç ülkede Atatürk gibi ileri insanlar, ilerici insanlar, bizim onu övmemiz gerekirken ona küfredilmesine varan çirkinliklerin, terbiyesizliklerin yani sindirilmesini, evet, doğal bulmamız mümkün mü? Değil tabii. Evet. Çok yanlış yapıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi sonuna geldik. Son halkımıza vermek istediğiniz birkaç mesaj. Valla benim söylediğim şu, evet, halkımız giderek birbirinden kopuk, birbirine karşı bireyler durumuna geldi. Siyasal eğilimlere bakarak insanlar birbirini değerlendirmemeli. Bu ülkenin herkesin her şeyi yaşama hakkı olan eşit yurttaşları olduğunu düşünmeliyiz. İnanç ayrımlığı, düşünce ayrılığı, parti ayrımcılığı bizim için insanlık ayrımı olmamalı. Sevgiden, saygıdan, birbirimize güvenden uzak kalmamalıyız. Dostluğun, arkadaşlığın en iyi erdemlerden biri olduğunu düşünmeliyiz. O bakımdan da hukuk devletini de geleceğin için en güçlü teminat sayarak onun gerçekleşmesine çabalamalıyız ve bu dediklerime karşı çıkan akımlarla kurum ve kuruluş ve kişilerle de karşıttığımızı gene çağdaş ve uygar yöntemlerle ortaya koymalıyız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben bir Hayata Dair programının daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyoruz.